Merhabalar, ben Hamit Can. Bugün ne yapıyoruz? Benim Grammar 101 kitabımdaki son kelime çalışmasını yapıyoruz. Hemen ne yapalım? Başlayalım. Toplam 83 kelime var. Birinci kelimeden başlayalım. Hate. Hate. Bu nefret etmek demek. Okay. I hate mushrooms. Ben mantardan nefret ederim gibi. Hate. Tasty. Tasty. Bu da lezzetli demek. Taste, lezzet demek. Aynı zamanda taste dediğinde tatmak anlamı da var. Bunu sıfat yapmışız. Burada sondaki ye'yi eklemişiz. Tasty, bu da ne olmuş? Lezzetli. Mesela dirt, kir demek. Dirty, kirli gibi. Taste, lezzet. Tasty, lezzetli. Horrible. Horrible. Bu da iğrenç, kötü, korkunç anlamı katıyor. Zaten bu H-O-R-R var ya, buradaki horror kelimesinden geliyor. Yani korku kelimesinden geliyor. Mesela korku filmlerini sever misin derken horror films kullanırlar. Buradaki korku kelimesinden geldiği için horrible dediğinde de korkutabilecek kadar böyle kötü olan. Yani kötü, iğrenç. Ya da bir haber duyuyorsun. Birisinin başına bir şey geldi diyor birisi. Sen de ne kadar kötü diyorsun. Ne kadar korkunç diyorsun. İşte ona horrible diyorlar. Bu da sıfattır. Remember. Remember. Bu da hatırlamak demek. Şuradaki member kısmı memory kelimesinden geliyor Latinceden. O da hafıza demek. Sen bunun başına re getirdiğinde demek ki hafızana geri getirmek anlamına geliyor. Yani hafızandan bir şey çıkmış. Sen onu geri getiriyorsun hafızana. Bu yüzden buna remember diyoruz. Bu da hatırlamak demek. Birisi geliyor diyor ki Do you know my name? Benim ismimi biliyor musun? Sen diyorsun ki yeah, I remember you. You're Ali. Evet, ben seni hatırlıyorum. Sen Ali'sin. Remember, hatırlamak. Bir tane de film vardı. V for Vendetta. Orada ne diyordu? Remember, remember the 5th of November. Hatırla, hatırla diyordu. 5 Kasım'ı hatırla diye. Güzel filmdir. Voice. Voice. Bu da ses demek. Okay. Sonundaki bu C'yi S diye okuyorsun. Voice. Lower your voice. Sesini alçalt. Yani daha düşük sesle konuş. Okay. Wait a second. Wait a second. Bu da bekle demek oluyor. Buradaki T'yi D diye okuyoruz. Wait a second. Bir saniye. Ama burada illa şu anlama gelmiyor. Mesela bir saniye bekle. Okay. Bu anlamı da var. Ama aynı zamanda diyelim ki biz burada işte yemek yiyoruz. Ben diyorum ki wait a second. Ya bir saniye. Kaşık nerede? Ya da Ahmet nerede? Ahmet'i çağırmadık ya. Oradaki hani bir saniye ne oluyor ya? Ahmet nerede diyoruz ya, işte onun anlamı da wait a second oluyor. Aynı zamanda wait a second diyorum. Yani bir saniye bekle gibi. İkisi de aynı anlama geliyor. Second. Second. Bu da ikinci demek oluyor. Mesela first birinci, second ikinci. Aynı zamanda saniye anlamı da var. Bakalım biz ne yazmışız? Saniye. Demek ki buradaki anlamı saniye. İşte 2 seconds left. 2 saniye kaldı gibi. Second, saniye. Podcast. Podcast. Bu da iPod kelimesi var ya, bu küçük iPod'lar var, listening yapmak için, müzik dinlemek için kullandığın. Spora giderken böyle kullanırsın ya. iPod'daki pod'u almışlar. Broadcast, yayınlamak. Oradaki cast'ı almışlar, birleştirmişler, podcast yapmışlar. Bizim de iTunes'te, aynı zamanda işte Apple Podcast'te, bir de Spotify'da, bir de Google'da da, üçünde de bu kampüs adıyla gün işte İngilizce kelime diye aratabilirsin ya da bu kampüs C ile böyle aratabilirsin. Zaten linki bu videonun altında var. Oraya gidip oradan da bizim kelime serimizi takip edebilirsin, dinleyebilirsin. Yoldayken böylece kelime çalışabilirsin. Bazen canlı yayınlarımız da oluyor. Yani İngilizce konuşuyoruz. Onları da böylece takip edebilirsin. Sniff. Sniff. Bu da koklamak demek. Yani biz böyle burnumuzda bir ses çıkarıyoruz ya, işte hani bir koku geliyor buraya diye. İşte o sniff diyorlar. Okay? Aynı zamanda koklamak, hem de o sese de sniff diyorlar. Bakalım biz ne yazmışız? Koku almak, koklamak. Bir şeyi koklarken çıkarılan ses. Evet. Gaz. Gaz. Bu da gaz demek. Okay. Tell. Tell. Bu da söylemek demek. Tell me something. Bana bir şey söyle gibi. Story.
Story, bu da hikaye demek. Bu kelimenin de hani biz tavuk mu yumurtadan geldi yoksa yumurta mı tavuktan geldi diyoruz ya. Buradaki hikayede şöyle dönüyor. Diyorlar ki story kelimesi mi history'den geldi, tarihten, yoksa history kelimesi mi story'den geldi? Genelde diyorlar ki story, hikaye kelimesi, tarihten geliyor. Bu yüzden sen zaten bir hikaye anlattığında geçmişle ilgili bir olay anlatıyorsun, bir hikaye. O yüzden history, story, story kelimesi de history'den geliyor. Story, hikaye demek. Let me tell you a story. Hadi sana bir hikaye anlatayım gibi. Bu kelimede öksürmek kelimesi var ya, cough diye İngilizce'de. Onun son 4 harfi, 3 harfinden oluşuyor. Bunu da mesela diyoruz ya, işte buradaki sese o ses aynı oluyor. Aynı zamanda bazen diyoruz ya böyle sevmiyoruz bir şey, böyle iğrenç geliyor bize. Oradaki sesi vermek için, hani ı sesini vermek için de bu yazılarda bunu kullanıyorlar. Okay. Bakalım biz ne yazmışız. Of, iğrenç bir şey ifade etmek için kullanılır ı gibi. Someone. Someone, bu da birileri demek oluyor. Zaten some, bazı gibi, bir gibi düşünebilirsin. One, kişi demek oluyor. Yani bir kişi. Ama hangi kişiden bahsettiğini tam bilmiyorsun. Yani diyorsun ki birileri şunu yaptı, birileri çayımı içti derken işte someone diyorsun. Okay? Bunu resmi dilde daha çok somebody, biz günlük hayatta somebody kullanıyoruz. Resmi dilde someone kullanıyoruz. Biz günlük hayatta somebody'yi kullanmamızın sebebi, bu body var ya, orada bir cisim var, yani kişi var. Direkt daha somut geliyor böyle. Somebody dediğinde daha bir canlı bir örnek oluyor. O yüzden daha çok somebody diyoruz. Okay? Somebody is gonna get hurt. Bir Russell Peters'in bir lafı var. Birileri canı yanacak gibi böyle. Babası hep ona küçükken öyle diyormuş. Somebody is gonna get hurt. Birilerin canı yanacak gibi. Orada somebody günlük hayatta kullanılıyor. Birileri, someone da birileri demek oluyor. Bu daha çok biraz daha resmi olmuş oluyor. Aynı anybody, anyone. Oradaki gibi. Smoke. Smoke. Bu hem duman demek oluyor. Okay. Do you see the smoke? Yani dumanı görüyor musun gibi. Hem sigara içmek anlamına da geliyor. Aynı zamanda do you have a smoke derler mesela. Bir sigaran var mı diye. Günlük hayatta öyle de kullanılıyor. Sigara, duman ya da sigara içmek gibi düşünebilirsin. Üçü de smoke oluyor. Cigar. Cigar. Bu da puro demek. Yani biz sigaret dediğimizde daha çok normal sigara oluyor. Küçük olanlar yani. Cigar dediğimizde de puro diyoruz biz Türkçe'de. Böyle daha kalın oluyor. İşte o cigar, diğeri sigaret diye söylüyorlar. Terrible. Terrible. Bu da yine terrible, korkunç demek oluyor. Yani korkutucu demek oluyor. Yani biz horrible kelimesini görmüştük. Horror, korku demekti. Terror, bu da korku demek. Horrible, korkutucu, korkunç, kötü anlamını getiriyor. Terrible de korkutucu, korkunç ya da kötü anlamına geliyor. Okay? Zaten terror dediğinde korku anlamına geldiği için, hani biz hani terörist dediğimizde korkuyu yayan kişi de gibi oluyor. Buradaki terrible de korkunç, iğren. Bir haber duyuyorsun, buna horrible, terrible ikisini de diyebiliyorsun. Okay? Hold. Hold. Bu tutmak anlamı var. Mesela bu binayı bu sütün tutar gibi. Ya da elinde ne tutuyorsun? What are you holding in your hand? Elinde ne tutuyorsun? Bakalım biz hangisini yazmışız. Tutmak, elinde tutmak gibi. Okay. Kitten. Kitten. Bu da yavru kedi demek. Biz hani cat diyoruz bir büyük kediye. Küçük onun yavrusuna da kitten diyoruz. Darling. Darling. Bu da canım gibi anlam katıyor mesela. Oh my darling dersin. İşte bebeğim, canım. Okay? Bu tür şeylerde mesela darling dersin. İşte balığım, canım, bebeğim. Bunların hepsine işte darling diyorlar. She is my darling. Ya da bir ararsın. Oh darling, today I'm gonna come late. Oh işte canım, bugün ben geç geleceğim diye. Darling. Bread. Bread. Bu da ekmek demek. Okay? Bunu zaten biliyoruz. Bread. Honey. Honey, bu da bal demek. Aynı zamanda mesela bir my darling diyoruz ya, işte canım gibi. Honey diyebiliyorsunuz. Yani o da canım demek, balım demek. Birisine ya da çocuğuna seslenirken, ya da eşine, ya da işte sevgiline seslenirken yine böyle honey diye seslenebiliyorsun. Normali bal demek oluyor. Winter coat. Winter coat. Bu da kış paltosu demek. Demek ki başka paltolar da varmış ama biz daha çok palto diyoruz, coat diyoruz. Bunlar da winter coat diyorlar. Demek ki daha kalın bir
Palto. Siren. Siren. Bu da siren oluyor. Hani ambulansın ya da polis arabasının sirenleri oluyor. İşte buna siren diyoruz. Loud. Loud. Bu da sesli demek, gürültülü demek. Okay. You're speaking loudly. Sen çok sesli konuşuyorsun gibi. I can hear a loud noise. Ben bir gürültülü bir ses duyabiliyorum gibi. Loud. Think about. Think about. Düşünmek. Bir şey hakkında düşünmek. Biz derste ne demiştik mesela? I think that. Bence anlamı katıyordu. Ben düşünüyorum ki. Orada fikir belirtiyorsun daha çok. Thinking about dediğinde bir şey hakkında düşünüyorsun. I'm thinking about you. Ben seni düşünüyorum gibi. I'm thinking about going on holiday. Ben tatile gitmeyi düşünüyorum gibi. Dear. Dear. Bu da geyik demek oluyor. Bir tane de D-E-A-R diye bir kelime var ya. Dear. Bu ikisi aynı okunuyor. Dear dediğinde de o mesela darling, honey, dear diyoruz ya. Üçü de aynı anlama geliyor. Canım, bebeğim gibi bu dear diyebiliyorsunuz. Buradaki dear geyik demek ama okunuşları aynı. I think. I think. Bu da bence demek oluyor. I think Ronaldo is the best player in the world. Bence Ronaldo en iyi oyuncudur dünyada. Ya da I think that, oraya bir that de ekleyebiliyorsun. İkisi de olabiliyor. Okay. Okay. Bu kelimede de normalde mesela küçük yani ok yazabiliyorsun ya böyle küçük bir şeyde ok. Aynı zamanda büyük yazabiliyorsun. O ve K diye. Araya bazen nokta da koyabiliyorlar O ve K diye. Ama genelde ok diye yazarlar. Büyük harfle yazarlar. Bu zaten all correct diye bir kelime geldi. Kelimeden geliyor eski zamanlarda. All correct yani her şey iyi. Aslında her şey okey gibi düşünüyorsun ya mesela. Herkes iyi gibi. All zaten herkes demek oluyor. Yani her şey. Correct dediğinde de iyi, doğru gibi düşün. Onun kısaltmasını böyle O ve K'yi almışlar. Ama bugünlerde artık bunu böyle all correct diye bir şey hiç söylemiyorlar. Hep ok diye kullanıyorlar ama okunuşu okey. Biz Türkçe'de bunu E ile yazarız ya. Ok, OK, E'ye. Onlar bunu A ile yazarlar. Okey diye. Okay. Sound. Sound. Bu da ses demek oluyor. Aynı zamanda fiil olarak da kullanılır. Mesela it sounds good. Bu kulağa hoş geliyor gibi. Okay. Sen bir teklifte bulunuyorsun. Sinemaya gidelim mi? Ben diyorum ki it sounds good. Evet kulağa hoş geliyor. Okay. Earthquake. Earthquake. Bu da earth dünya demek. Yeryüzü ya da toprak dünyaya işte earth diyorlar. Quake dediğinde de bu bir titreme demek oluyor. Yani demek ki earthquake dünya titriyor demek oluyor. Yani deprem oluyor. Okay. Earthquake deprem. Bench. Bench. Bu da bank demek oluyor. Hani biz dışarıda parkta falan bir yerde böyle benchler oluyor ya banklar. Ona işte bench diyorlar. Aynı zamanda mesela basketbolda belki filmlerde görmüşsünüzdür. İşte birisi kötü oynayınca bir onu bench yaparlar mesela. Ha, şey antrenör. Onu bench yaptığında demek ki o artık o bankta oturmuş oluyor. Oynamıyor. Yani oradaki bank kelimesinden yeni bench kelimesi oradan geliyor. Mesela press bench diye bir şey diyorlar bu fitness'te de. Orada da bench'te yatıp böyle bir kaldırıyorlar ya ağırlık. O kelime yine orada bench olarak kullanılıyor. Mall. Mall. Bu da mağaza demek oluyor. Yani shopping mall, alışveriş mağazası gibi düşün. Shopping center, shopping mall. Shopping center biraz daha farklı oluyor. Shopping mall biraz daha farklı. Shopping mall daha büyüktür. İçinde shopping center barındırabiliyor böyle. Ama yine shopping center, shopping mall bunların hepsi benzer anlamı katıyor. Alışveriş mağazası gibi. Storm. Storm. Bu da fırtına demek. Okay. Storm is coming yani fırtına geliyor gibi. Partner. Partner. Bu da eski zamanlarda bunu mesela gayler ya da lezbiyenler çıktığı kişiye partner diyorlardı. Yani husband demek istemiyor koca. Wife demek istemiyor. Hani eşi, kadın eşi olarak demek istemiyor. Boyfriend, erkek sevgili demek istemiyor. Girlfriend, kız sevgili demek istemiyor. O yüzden ne diyor? He is my partner diyor ya da she is my partner diye bunu kullanıyorlardı. Daha sonra bu kelime böyle yavaş yavaş kullanıla. Bu normal günlük hayatta da artık partner dediğinde senin işte eşim
ya da sevgilim gibi kullanılıyor. Yani biz normalde başka mesela spouse diye bir kelime var. O da eş demek oluyor. Ya da mesela companion diye bir kelime var. O da eş oluyor. Ya da significant other derler. Hatta onun kısaltmasını SO diye yazarlar. O da eş demek oluyor. Ama artık böyle partner kelimesini de daha çok işte eşim, hatta ortaklıkta da biz ne diyoruz? He's my partner. O benim ortağım gibi. Orada da artık partner kelimesi kullanılıyor. Pair work. Pair work. Pair çift demek zaten. Mesela a pair of shoes diyoruz ya, bir çift ayakkabı. Ayakkabı. Oradaki pair çift demek oluyor. Work da iş, çalışma demek oluyor. Biz mesela hocalar sınıfta işte diyoruz ki hadi şimdi çifter kişilik gruplara ayıralım. Size bir alıştırma yaptıracağız. O işte pair work oluyor. Group work dediğinde daha çok grup, mesela 2'den fazla kişi olduğunda group work diyoruz. 2 kişilik alıştırmaya da pair work diyoruz. Corner. Corner. Bu da köşe demek oluyor. Mesela at the corner of the, işte ne olsun, shopping mall. Yani alışveriş mağazasının işte o köşesinde. Right around the corner derler. Hemen köşede, köşeyi dönünce orada görebilirsin. Diyorsun ki mesela sinema nerede? Ben diyorum ki right around the corner. Hemen şu köşeden dönünce göreceksin gibi diyorum. Aynı zamanda zaten Türkçe'de de corner diyoruz ya, mesela futbolda corner nereden kullanılıyor? Tam böyle o futbol sahasının tam köşesinden kullanılıyor. O yüzden ona da yine corner diye kullanıyoruz. Okay. Look around. Look around. Bu da etrafa bakmak demek. Mesela birisi geliyor, diyor ki işte alışveriş mağazasına gidiyorsun. Diyor ki yardımcı olayım. Sen diyorsun I'm just looking around. Yani sadece bakıyorum. Öyle etrafa bakıyorum. Around etraf demek oluyor. Look bakmak oluyor. Okay. Answer key. Answer key. Bu da answer. Bunu answer diye okumuyoruz. Buradaki W'yu V diye okumuyoruz. Answer diye okuyoruz. Bu cevap demek oluyor. Okay. Key de anahtar oluyor. Yani sen mesela bir alıştırma oluşturuyoruz. Sonra bu alıştırmanın cevap anahtarını paylaşıyoruz. İşte ona answer key diyorlar. Bu arada bu answer kelimesi eski zamanlarda bu böyle sworn statement diyorlar. Yani yeminli bir ifade demiş oluyor. Yani sen o zamanlar answer verirken, cevap verirken aslında yeminli ifade veriyorsun. Yani yemin ediyorsun bu doğru diye. Answer kelimesi de aslında oradan geliyor. Stare. Stare. Bu da böyle gözünü dikip bakarsın ya böyle uzun uzun. Ne bakıyorsun, kime bakıyorsun gibi. O işte stare oluyor. Are you staring at me? Sen bana mı bakıyorsun gibi. Normalde look at dediğinde bakıyorum, sonra gözümü döndürüyorum. Ama stare dediğinde biraz daha böyle uzun gözünü dikip dikip bakmak. Zaten stare kelimesinin kökü de rigid kelimesinden geliyor. Yani böyle katı olmak. Yani stare dediklerinde demek ki bir şeyde katı olmak. Sen zaten böyle uzun uzun baktığında böyle kapkatı ne yapıyorsun? Böyle bakıyorsun. İşte o kelime. O yüzden stare kelimesi de oradan geliyor. Tap. Tap. Bu da basmak ya da bir şeye dokunmak demek oluyor. Mesela iPad'in var. iPad'de böyle tap yapıyorsun. Ya da telefondaki tuşlara tek tek mesela tap tap yapıyorsun. İşte telefon ekranında da böyle bir şey kullandığında o bastığın her şeyi mesela tap diye kullanıyorlar. Ama aynı zamanda mesela ayaklarını yere vuruyorsun ya böyle pat 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 pat. Yani sabırsızlıkla bekliyorsun, vuruyorsun hani bir an önce çıkayım diye. O da mesela tap your feet diye kullanılır. Ayaklarını vurmak gibi. O anlamı da var. Tap his feet. Yani buradaki işte. Ayaklarını yere vurmak. Chew. Chew. Bu da çiğnemek demek. Yani normalde böyle bir chew diye you gibi bir şey okuyasın geliyor ama burada direkt u'yu iki kere uzatıyorsun. Yani chew, chew, çiğnemek. Zaten chew çiğnemekse chewing çiğnemek oluyor. Yani direkt I'm chewing, ben çiğniyorum gibi. Sonra chewing gum dediğinde de sakız oluyor. Zaten tek başına da gum sakız oluyor. Chewing gum çiğnenen sakız gibi düşünebiliriz. Yani buradaki gum da sakız. Accountant. Accountant. Bu da muhasebeci oluyor. Zaten count kelimesi saymak demekti. Yani bir şey saymak, yani sayılarla ilgilidir. Accountant de zaten sayılarla uğraşan kişi olmuş oluyor. Yani muhasebeci. Government. Government. Bu da devlet oluyor. Şimdi bunu okurken
Şöyle şunları duyabilirsin. Government genelde çok az okunur. Yani ne ile okuyan çok az vardır böyle. Ama neysiz oku, yani neysiz okunduru düşünelim. Bir de R'yi de bazen hiç okumuyorlar. Yani bazen government diye duyabilirsin ama bazen government. Government. Yani direkt R'yi de okumazlar. Bu devlet demek. Ment dediğinde son kısımdaki ment bu bir kelimeyi isim yapar. Govern dediğinde de yönetmek demek oluyor. Mesela governor dediğinde vali oluyor. Bir şeyi yöneten mesela. Govern yönetmekse, böyle government de devletse, hükümet devlet diye çevirebiliyoruz bunu. O zaman benim unutmamam gereken bir şey var. O da genelde yazı yazarken, essay yazarken bunu hep yaşarız böyle. Öğrenciler genelde government yazarken neyi unuturlar? Aynı environment'teki gibi. Environment dediğim için environment diye okumadığım için oradaki neyi de unuturuz böyle bazen. Environment neyi yazmayız? Government'te de neyi genelde unutuyor öğrenciler. O yüzden sen bunu önce govern'den geldiğini yani yönetmekten geldiğini unutmazsan o kelimeyi de böylece ne yaparsın unutmamış olursun. Sandwich. Sandwich. Bu da sandwich demek. Buradaki dikkat etmen gereken iki olay var. Bir son kısmında bazı yerlerde C diye okurlar, bazı yerlerde Ç diye okurlar. Yani sandwich duyabilirsin, sandwich duyabilirsin. İkisi de olur. Ama bu D var ya ortadaki. Bunu mesela D'yi genelde söylemezler. Yani böyle sandwich diye bir şey duymazsın. Sandwich. Oradaki D'yi okumazlar. O yüzden D okuma. Son kısmı ister Ç ister C de fark etmiyor. Bu da eski zamanlarda bu John Montagu diye bir adam vardı. Bu sandwich diye bir şey kasaba var ya da şehir diyelim. Oradaki Earl diyorlar yani kont diyorlar. İngiliz kontu. O da böyle kumarı çok sever böyle. Sürekli kumar oynardı. Kumar oynarken de bu şey yemekten o yemek arası vermek istemiyor. Yani sürekli kumar oynamak istiyor yoksa kaybedecek diye. O yüzden kendine böyle bir ekmek arası bir şey yaptırıyor. Ve bu artık o hangi şehirde yaşıyordu? Sandwich şehrinde yaşıyordu. O zaman diyorlar ki bu ekmek arası kelimesi bir anda sandviçe dönüşmüş oluyor. Bizim bildiğimiz sandviç kelimesi var ya Türkçedeki. O da aslında işte buradan geliyor. Yani bir kumarbazın yediği o ekmek arası sandviçi biz artık günlük hayatta şu anda sandviç diye kullanıyoruz. Jog. Jog. Bu da run kelimesi koşmak demek. Normal koşarsın. Yani run for your life. Yani hayatın için koş. Demek ki arkandan aslan koşuyor. O yüzden tamamen koşuyorsun. Onu run diyebilirsin ya da let's go for run. Hadi bir koşuya çıkalım. Biraz daha hızlı oluyor run. Jog dediğinde daha spor amaçlı. Böyle yani mesela sahile giderler. Sahilde böyle jog yapanları görüyorsun. Böyle hafif koşu yaparlar ya. İşte onlara jog diyorlar. Hatta runner dediğinde kaçak olmuş oluyor ya da koşucu olmuş oluyor. Jogger dediğinde de yine o hafif koşu yapan yani spor amaçlı koşan kişiye de orada jogger diye böyle bir şey görebilirsin. Yani buradaki jogger zaten oradan geliyor. Koşucu demek oluyor. Squirrel. Squirrel. Bu da sincap demek oluyor. Bu da iki kelimeden geliyor aslında. Bir gölge bir de kuyruk kelimesinden geliyor bu kelime. Zaten böyle sincap oturduğunda hani o kuyruğunu kaldırıyor ya böyle. Kuyruğunu kaldırdığında kendini sanki gölgeliyor gibi demişler eski zamanlardakiler. O yüzden bu kelimeyi hani kendini gölgeleyen kuyruk gibi düşün böyle. Bu yüzden squirrel kelimesi sincap anlamına geliyor. Relax. Relax. Bu da rahatlamak demek. Okay. Do you want to relax? Rahatlamak ister misin? Böyle dinlenmek ister misin? Okay. Relax, dinlenmek, rahatlamak. Picture. Picture. Bu da resim demek oluyor. Bu da Latince'de bir pincer diye bir kelime var. O kelimenin üçüncü hali oluyor bu kelimesi. Bu painting yani resim anlamını katıyor. Buradaki picture dediğinde de resim yani böyle elle çizilen gibi düşün. Aynı zamanda normal fotoğraf da yani artık picture. Let's take a picture. Hadi bir fotoğraf çekilelim diyorlar. Hani bu picture ile diğer foto arasındaki fark nedir? Foto daha çok bir canlı yani direkt böyle bir fotoğraf çektiğinde fotoğraf kelimesinden geliyor. Foto ve graf. Yani fotoğraf var grafikle yapılmış olan yani canlı olan daha çok. Hani fotoğraf çekiyorsun. Picture'ı daha çok mesela gidersin bir yerde resmini çizdirirsin. İşte o senin picture'ını çizmiş olur. O anlamda kullanıyorlar. Ama artık günlük hayatta let's take a photo, let's take a picture ikisi de
kullanılıyor. Çok da arada fark olmuyor. Path. Path. Bu da yol demek, patika demek. Bunu Amerikalılar path diye okuyor. İngilizler path diye okuyorlar. Path. Amerikalılar path. Patika, yol. Through. Through. Bu da boyunca ya da içinden demek oluyor. Mesela adam geliyor. The man is walking through the park. Yani parkın içinden ya da park boyunca yürüyor diye söyleyebiliriz. Ground. Ground. Bu da zemin demek oluyor. Yani aynı zamanda mesela ground floor dediğinde zemin kat diyoruz mesela. Ground floor. Ground floor. Aynı zamanda mesela aileler çocuklarına şey derler. You're grounded derler. Yani biz seni böyle zemine oturttuk, artık dışarı çıkamazsın. Bir hafta boyunca mesela hiç dışarı çıkamazsın derler. Ona I'm grounded diye kullanırlar. Yani ben ceza aldım gibi düşün. Not. Not. Bu da fındık demek oluyor. Aynı zamanda are you not derler. Yani sen kafadan sakat mısın gibi. Not o anlamı geliyor. Hem böyle deli, kafadan sakat anlamı da katıyor. Mesela şöyle diyebilirsin mesela. What kind of nut would leave the car on the sidewalk? Yani hangi çeşit bu aptal gibi düşünün. Arabasını işte yaya kısmına bırakmış olur gibi böyle bir cümle de kurabiliyorsun. Yani, are you nuts? Delirdin mi gibi. Ama biz buradaki anlamını fındık diye öğrenelim daha iyi oluyor. Pond. Pond. Bu da gölet demek oluyor. Lake göl demek ya. Pond gölet o lake'ten daha küçük oluyor. Bir de lake direkt normaldir. Pond daha çok böyle bir yapay. Yani kendileri yaparlar. Mesela Sabancı Üniversitesi'nde orada bir koşu alanı yapmışlar. Böyle kurbağalar falan da var. Böyle çok güzel bir yer. İşte mesela ona pond derler. Yani böyle sahte, yani sahte değil. Yapay gölet gibi düşün. Boat. Boat. Bu da boat demek oluyor. Kayık demek oluyor. Ya da işte normal mesela bunu bazen şey derler. Boat ile işte gemi arasındaki fark nedir? Ship arasındaki fark nedir? Derler ki you can put a boat on a ship but you cannot put a ship on a boat. Sen bir botu bir gemiye koyabilirsin ama bir gemiyi bir bota koyamazsın. Yani gemi bottan daha büyüktür. Mesela Titanic filminde de gemi batmıştı ya, mesela ship batmıştı. İnsanlar neyle kaçmışlardı? İşte botlarla kaçmışlardı. Oradaki boat'a işte boat diyebiliyorsun. Ferry boat derler. O zaman da araba içine girebiliyor. Yani o gemi gibi bir şey düşün. İçinde araba girebiliyor. İstanbul'dan bir taraftan bir tarafa giden o şeyler oluyor ya, botlar. Ona da boat ya da ferry boat gibi diyebiliyorsun. Guess. Guess. Bu da tahmin etmek diyor. Mesela guess what? Tahmin et bakalım ne oldu gibi kullanıyoruz. Can you guess the number that I'm thinking about? Benim düşündüğüm sayıyı tahmin edebilir misin? Okay, guess, tahmin etmek. Scary. Scary. Bu da korkunç demek oluyor. Mesela scary movie dediğinde demek ki korkunç bir film. Biz bugün horrible, korkunç, terrible, korkunç, scary, bu da korkunç demek oluyor. Zaten scare kelimesinden geliyor eski dilden. Orta çağdaki İngilizlerin scare diye kullandığı kelimeden geliyor. O da zaten terror demek. Aynı zamanda böyle fright demek. Yani o hep böyle korku anlamı katıyor. Scare dediğimde, yani bu y'yi atıp onun yerine e getirdiğimde o zaman korkutmak oluyor. Don't scare me, beni korkutma. Ya da you do not scare me, sen beni korkutmuyorsun gibi. Okay. Aynı zamanda mesela scare sonuna d getirdiğinde korkmuş oluyor. Are you scared? Sen korkuyor musun gibi. Oh no. Oh no. Bu da zaten normal bir seslendirme. Biz diyoruz ya hayır ya, hadi be gibi. Bakalım biz ne yazmışız. Oh no. Hayır. Öf, hayır ya. Bunun işte aynı anlamı geliyor. Barn. Barn. Bu da çiftliklerde böyle bir tane kocaman bir ev olur. Yani filmlerde hep görmüşsündür böyle. Orada bir sürü saman falan vardır böyle. Hatta böyle iki kat da olur. Ama içinden gidersin böyle bir merdivenle çıkarsın bir sonraki kata. İçi bir sürü samanlarla doludur. Bazen oraya hayvanları da koyarlar. İşte ahır falan diyoruz. İşte o tür yerlere barn diyorlar. Hatta bazen böyle filmlerde yine orayı yakarlar böyle işte. İnsanlar içinde kalır, yanar falan. İşte o kısmı, o tamamını barn diyorlar. Ahır diye çevirebiliriz. Bakalım biz ne demişiz. Ahır. Okay. By the door.
by the door. Bu da kapıda demek oluyor. Yani genelde by the door bir de at the door. Bunların arasındaki fark nedir diye sorarlar. Şimdi by the door dediğinde bu kapının yanında demek oluyor. Mesela ben şemsiyemi kapının yanına bıraktım. Yani nerede bulunuyorsa onu işte by the door diyorsun. Kapının yanında gibi düşün. At the door gibi dediğinde burada daha çok böyle hani bir kişi gelmiş zile basıyor. Orada kapıda bekliyor ya da içeri girmek istiyor. İşte ona at the door dersin. Mesela Ahmet is at the door. Ahmet kapıda bekliyor gibi düşün. Okay? By the door daha çok bir yer belirtiyor. At the door daha böyle bir hareket var sanki bekliyor gibi kapıda. O anlama geliyor. Ama böyle bazen by the door, at the door kullansan çok bir sıkıntı oluşturmuyor. At the time. At the time. O da o anda demek oluyor. Mesela bir şeyden anlatıyorsun. O anda ben şöyle düşündüm diyorsun ya işte orada at the time diyorsun. Bir de at the time being var. At the time being sonra bir being ekliyorsun. O zaman şu anda demek. At the time being I'm trying to do my homework. Şu anda ben ödevimi yapmaya çalışıyorum gibi. Something. Something. Bu da bir şeyler demek oluyor. Yani some biraz gibi bir anlam katıyordu. Think şey demekti. Yani biraz şey değil de burada bir şey demek oluyor. Do you want something? Bir şey mi istiyorsun? I'm thinking about something. Ben bir şey hakkında düşünüyorum. Okay? Something. Something is wrong derler. Bir şeyler yanlış gidiyor. Gelirsin bir yere bakarsın sessiz. Dersin ki something is wrong. Bir şeyler yanlış gidiyor burada. Magnificent. Magnificent. Bu da muhteşem demek oluyor. Mesela Süleyman da magnificent derler diye. Muhteşem Süleyman gibi. Oradaki bu anlamı var işte magnificent. Bu aynı zamanda bu 15. bu hatta kaç 16. yüzyılda evet bu eski Fransızca kelimesi vardı. O kelimeden geliyor aslında. O da böyle iyi işler yapmak gibi bir anlam katıyor. O yüzden mesela bir yönetici ya da birisi iyi işler yaptığında sen bu yüzden ona yüce ya da muhteşem gibi bu sebeple onu söylüyorsun. O yüzden onlara magnificent diyorlardı. Ama şu anda aynı zamanda magnify kelimesinden de geliyor. Magnify büyütmek demek oluyor. Yani bir şeyi alıyorsun, büyütüyorsun ona magnify diyorlar. O yüzden yüce. Hem yüce anlamı var hem de muhteşem anlamı var. İkisi de oluyor. President. President. Bu da iki kelimeden geliyor. Buradaki birinci kısmı pre yani önce demek oluyor. Sit oturmak demek oluyor. Yani en önde oturan gibi düşünebilirsin. Yani bir toplantı yapılır. Bu toplantının en önünde oturan yani o toplantıyı yöneten kişiye mesela president diyorlardı eskiden. Şimdi artık president of the United States dediğinde yani Amerika'nın başkanı gibi diyorsun ya. Ya da he was the president of our school. O bizim okulun başkanıydı gibi düşün. Orada başkan anlamı katıyor şu. Ha, bu arada bu S'yi Z diye okuyorsun. President değil de president. Lie. Lie. Bu da yalan söylemek oluyor. Okay. Are you lying? Yalan mı söylüyorsun? He's a liar. O bir yalancı gibi. Cake. Cake. Bu da cake demek. Aynı zamanda pasta anlamı da var. Birthday cake. Doğum günü pastası diyoruz ya mesela. Cake. Bu kelimenin de bu arada ilginç bir geçmişi var. Bundan sonra kek yer misin bilmiyorum ama bunun eski zamanlarda bu Vikingler zamanı vardı ya biz Viking diyoruz da İngilizcesi Viking diyorlar ya Vikings. İşte o zamanlarda bu keke kaka diyorlardı. Yani o kelime aslında kaka kelimesinden geliyor. Tabii o zaman da kek demekti ama daha çok düz anlamı katıyordu. Bu Yunanlarda da bu kelime eskiden böyle düz anlamı vardı. Yani dümdüz biraz böyle kek gibi düşün. Yani bizim gibi şu anda böyle bildiğin bir sürü üstüne bir şeyler koyarlar. Şöyle daha şişik bir şeydir. O zamanlar daha düz oluyordu kek. Kakadan geliyor yani. Hadi bakalım. No way. No way. Bu da asla ya da olmaz ya da katiyen olmaz diyorsun ya. Buradaki no way diyor. Mesela hadi sinemaya gidelim dersin ki no way. Hadi ya yok ya ben gitmiyorum. Katiyen olmaz. Ya da mesela birisi bir şey anlatır. Çok şaşırtıcı bir şey anlatır. O zaman karşındaki ne diyebilir? No way diyebilir. Yani inanmıyorum ya yoktur böyle bir şey gibi. O anlamı da var bu anlamı da var. Volleyball. Volleyball. Bu da vurgu volley'dedir. Balda değil de volley'dedir. Bu volley kelimesi ne demek oluyor? Hani zaten futboldan
de biliyoruzdur. Böyle hani topu atarsın, o böyle daha top yere değmeden vurur. Topu hemen gönderir ya, şöyle voley çeker böyle. Ona o yüzden böyle hani top gelince daha yere değmeden aynı şekilde geri göndermek anlamını voley diyorlar. Yani bu teniste de var. Mesela teniste top geldiğinde havadayken direkt vuruyorsun karşıya, ya da işte voleybolda da top geldiğinde yere değmeden sen direkt vurup karşıya gönderiyorsun ya, o yüzden voleybol diyorlar. Zaten bol zaten top demek. Mesela basketbol sepet topu, bunu daha önce öğrenmiştik. Futbol ayak topu demiştik. Ve voleybol da işte o voleyden geliyor. Voley. Yani topu direkt de yere değmeden karşıya gönderme gibi düşün. Amazing. Amazing. Bu da harika demek. Böyle muhteşem, harika. Mesela it's amazing news. Yani çok harika bir haber gibi düşün. Bunun İngilizcesi extremely surprising. Yani aşırı derecede şaşırtıcı gibi anlam katıyor. Zaten bu şu kelimeden geliyor. Maze kelimesi. Maze, labirent anlamı var. Aynı zamanda şaşkınlık veren, kafa karıştıran, böyle şaşırtan anlamı da var maze. O yüzden amazing dediğinde demek ki şaşırtıcı. Bunu I'm amazed dersen, sonuna ed'e eklersen, o zaman ben şaşkınım, şaşırdım, çok şaşırdım. It's amazing dersen o seni şaşırtıyor. Yani ing ile olduğunda this book is amazing. Bu kitap şaşırtıcı, yani çok ilginç gibi. After I read this book, ben bu kitabı okuduktan sonra I was amazed. Ben şaşırdım. Genelde insanlar da amazed kullanırlar. Böyle bir şey seni şaşırtıyorsa onu amazing kullanırlar. Bunu birçok sıfatta vardır bu. Tired, tiring. Orada da surprised, surprising. Orada da aynı şey geçerli. Mushroom. Mushroom. Bunu room kısmını hem kısa okuyabiliyorsun room gibi, aynı zamanda oda gibi de okuyabiliyorsun room. Mushroom, mushroom. İkisi de oluyor. Bu da mantar demek oluyor. Aslında bunun yani şu iki kelimeden alakası yok. Yani mush odası gibi bir şey yok. Direkt mushroom dediğinde mantar anlamı katıyor. Shore. Shore. Bu da kıyı demek oluyor ya da sahil demek oluyor. Ama bunun mesela beach ya da coast, o tür kelimelerden farkı var. Bu shore'un aslında böyle bir Almanca kökenli bir kelimedir. Bu da cut demek oluyor. Yani kesim demek oluyor. Yani bu denizi, yani suyu yerden kesen kısma shore diyorlar. Yani tam böyle deniz kıyısı gibi düşün. Okay. Shore, kıyı ya da sahil diyebiliriz. Dock. Dock. Bu da rıhtım demek. Genelde bir bot gelir mesela. İnsanlar giderler, o dock üstünden ilerleyip ona binerler. Ya da bir yeni gemi gelir, oradan sen işte malları indirirsin. O işte o kısma genel tahtadan falan yapılır böyle. O kısma dock derler. Yani rıhtım. Mesela Kadıköy rıhtımı var. Yani o bebek rıhtım. Yani orada şeyi, gemiyi beklediğin yer var ya, orası işte rıhtım oluyor. Dock. Biz ne yazmışız? Rıhtım yazmışız. Join. Join. Bu da katılmak anlamına geliyor ya da birleşmek anlamına geliyor. Zaten join, unite kelimesinden geliyor eski zamanlardaki. Unite zaten birleştirmekti. Join de sen bir şeyi bir şeye birleştiriyorsun. Ya da bir takıma, join a team dersin. Sen bir takıma katılmış oluyorsun. Join, katılmak. Lake. Lake. Bu da göl demek. Hani Van Lake diyoruz ya, Van Gölü gibi. Lake, göl. Magic. Magic. Bu da sihir demek oluyor. Mesela magical, sihirli gibi düşün. Magician, sihri yapan kişi olmuş oluyor. Sihirbaz yani. Magic, sihir. Eski zamanlarda bu Fars sihirbazlar vardı o zaman, eski zamanlarda. Onların yaptığı işe böyle magic diyorlardı. O da böyle yani geleneksel olmayan, yabancı, böyle dışlanan bir şeydi aslında magic. Yani sevilmeyen. Böyle garip grup, cadı işleri gibi düşünün. O tür şeylere eskiden magic diyorlardı ama şimdi bugünlerde artık magic, sihir çok sevilen bir kelime olmuş. Neye? Böyle bu Disneyland var ya, Disney işte filmleri, çizgi filmleri, Walt Disney vesaire. Oradan bize magic kelimesini bayağı böyle sihirli, güzel bir şeye dönüştürdüler. Şu anda biz böyle gördüğümüzde şaşırıyoruz böyle o magic. Fashion. Fashion. Bu da moda demek oluyor. Bunun da hangi kelimeden geliyor? Böyle yapmak, şekillendirmek ya da görüntü anlamı katan bir kelime aslında bu. Fashion. Yani şu anda zaten sen ne yapıyorsun? Bir modayı yapıyorsun ya da şekil veriyorsun kıyafetleri ya da görüntüyü düzeltiyorsun. Ona o yüzden fashion diyorlar. Bunu bazı
Kişiler fashion diye okuyorlar. Ama bu fashion diye okuma sen. Sen bunu fashion diye oku. Okay? Fashion. Moda demek oluyor. Hike. Hike. Bu da yürüyüş yapmak demek. Genelde işte tepe gibi, dağ gibi yerlere böyle yürüyüşe giderken bu hike kelimesini kullanırsın. Böyle keyfi amaçlı doğaya gidip orada yürüyüş yapıyorsun ya. Ona hike diyorlar. Hiking de onun böyle spor haline hiking diyorlar. Bunu yapan kişiye de hiker derler. Yani o yürüyüşü yapan kişiye. Mesela I like hiking. Ben doğada işte yürüyüş yapmayı seviyorum. I'm a hiker. Demek ki ben yürüyüş yapan kişiyim. Veya spor gibi olmuş oluyor. Bu tür yürüyüşler genelde uzun sürüyor. Ne demiştik? Yani keyif için yapıyorsun. Bu yüzden bir de mesela hitch diye bir kelime var. Hitch. O da böyle işte bir arabaya binmek ya da bir işte mesela ücretsiz bir şekilde bir başkasının arabasına binip bir yere gitmek anlamı katıyor mesela hitch. Bunu da mesela hitchhike birleştirdiğinde de bu sefer de hani otostop diyoruz ya mesela yürüyüşe çıkarsın böyle hitchhike yaparsın. Hep böyle ücretsiz bir şekilde binip orada para vermeden belli bir yere kadar gidersin. Bu hitchhike kelimesi de zaten buradaki hike kelimesinden geliyor. Otostopla bir yere kadar gitmek gibi. Hiker, onu zaten söyledik. Offer. Offer. Bu da sunmak demek. Teklif etmek demek. Bunun eski zamanlardaki İngilizce'de bu offering kelimesinden geliyordu. Yani böyle bir o zamanlar Tanrı diyorlar tabii. Öyle Tanrı'ya bir şeyi feda etmek. Yani ona böyle işte bizim günahlarımızı affet diyorlar. İşte bir sürü şey kabilenin başına geliyor. O zaman Tanrı'ya ne yapıyorlar? Bir offering sunuyorlar. Yani bizi bu beladan kurtul gibi. O yüzden offer kelimesi teklif etmek anlamı katıyor. Biz şu anda daha çok işte sunmak, teklif etmek. Sana bir I have an offer for you. Sana bir teklifim var. Yani ister kabul et, ister kabul etme gibi. Ama bu offer bir şeyi karşındakine sunmak, bir şeyi karşındakine teklif etmek anlamı var. So. So. Bu da bu yüzden demek oluyor. En azından şu anki anlama bakalım. Bu yüzden. Evet. Bir sürü anlamı var. Şu anda bu yüzdeni bilsek yeterli. Mesela I am late. Ben geç kaldım. So I'm gonna buy you a chocolate. Bu yüzden ben sana bir çikolata satın alayım. Ya da I'm strong. Ben güçlüyüm. So I can play rugby. Bu yüzden ben rugby oynayabilirim gibi. Okay. Ahmet is işte ne diyelim bored. Ahmet sıkılmış. So he wants to play football. Bu yüzden o futbol oynamak istiyor. Yani so bu yüzden demek oluyor. Okay. Evet, bu kelime çalışmasının da sonuna geldik. Bu da benim Grammar 101 kitabımdaki son kelime çalışmasıydı. Artık sen sıfırdan 1413'e kadar birçok kelimeyi, yani bu birlikte çalıştık, bütün hepsinin anlamlarını, okunuşlarını, hatta birçoğunun kökünü zaten öğrenmişsin. Yani şu anda sen daha Grammar 101 kitabını bitirirken 1413 kelime bilmiş durumdasın şu anda. Bu da senin İngilizceni A1 seviyesinin biraz daha üstüne getirmiş oluyor. O yüzden kendini tebrik edebilirsin. Kendine bir albeni alabilirsin. Eğer bu kelimeleri çalışmadıysan zaten bizim bir oynatma listesi var kelimelerle ilgili. Oraya gidip YouTube'da oradan bütün kelimeleri de izleyebilirsin. Bir sonraki derste de ne yapacağız? Bizim bu birinci adımla 24. adım arasındaki bütün konuları içeren genel bir sınav yapacağız. Yani Grammar 101 kitabının kapanışını işte kapanışı ile ilgili bir genel bir sınav yapacağız. O yüzden o videoyu da mutlaka izle. Şimdilik kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ciao ciao.